Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir oyun göstermek istiyorum. Bu oyun Harper'la Blackburn arasında gerçekleşiyor. Evet, geçtiğimiz videoda Blackburn'a aitti ama fedaları çok iyi yapan birisi ve ben de bir video daha ayırmak istedim ona. Dün arkadaşlardan bir tanesi yorumlara yazmış. Hemen Lichess'e gidip 200 elo kaybetmeliyim diye. Ben de bundan yola çıkarak başlığı böyle koydum. Bu fedaların size çekici geldiğini biliyorum. Bazen bunları doğru da yapamıyoruz ama yavaş yavaş bunu da öğrenmiş olacağız. İsterseniz hemen oyuna geçelim. Beyazlar da Harper oynuyor, siyahlar da Blackburn. E4, E5, at F3, at C6, fil C4 ve at F6. İki at savunması olarak geçer bu. Genelde işte günümüzde fil C5 yerine artık at F6 biraz daha popüler olmaya başladı. Ve burada genelde tercih D3'tür ama o zamanlarda atak oyunu hakim. Akım o yönde yani ve o sebeple Harper burada D4 oynamış. E çarpı D4, kısa rok ve D6. Şimdi Harper'ın o zaman da bilmediği aslında günümüzde çok da popüler olan bir söz var. Açılışta oynadığın taşı bir kez daha oynamak için hani düşünmen gerekiyor. Burada da Harper biraz aceleci davranmış ve at G5 oynamış. Şimdi at G5'ten sonra tabii ki F7'yi bir baskınız var. O doğru. Ama F7 korunabiliyor mu ona bakmanız gerekiyor. Ve burada siyahlar hemen at E5'i oynamış. Ve at E5 ile hem F7'yi savunuyor. Size aynı zamanda F4 şansı da vermiyor hemen. Çünkü C4'teki de fili istemiş oluyor. Buna bir çözüm bulmanız lazım. Vezir çarpı D4. Belki günümüzde oyuncular burada hemen at çarpı C4 alabilirdi. Ama Blackburn'un bir fikri var burada ve önce H6 oynuyor. G5'teki atı bir kovmuş oluyor. At F3 ve şimdi C4'teki fili almak yerine at çarpı F3, G çarpı F3'ten sonra şah kanadını birazcık bozmak istemiş Blackburn. Çünkü atak ruhu onda daha çok hakim. Şimdi burada belki beyazın işte şah H1 kale gibi fikirleri olabilir ama Blackburn'un önce şah kanadına rok atması gerekir. Ki böyle bir tercihi hiç düşünmüyor. Belki günümüzdeki oyuncular işte önce file E7 oynayabilirdi burada. Ama Blackburn tam gaz devam ediyor ve önce flaş 3. Orayı biraz şimdi beyaz kareleri zayıflattı. Kale E1'in devamında ya benim de ilk aklıma gelen burada file E7 gibi bir hamle. Çünkü ileride E5'ler gelecek ve benim hemen rok atmam gerekiyor gibi hissediyorum. Ama burada Blackburn at D7 oynamış ve demiş ki ben vezirimin H4'e giden yolunu açmış olayım ve aynı zamanda E5 hamlesini de kesmiş oluyor. Çünkü E5'e artık D çarpı E5 gibi bir şey var. O yüzden beyazların da hemen tercihi F4 oluyor. F4'ün amacı E5'i hazırlamak hemen. Ama önce tabii ki savunmada çözmesi gereken sorunlar da var. Şimdi vezir H4'e hemen E5 oynayamıyorsunuz. Çünkü önce vezir G4 ve devamında vezir G2 ile şah mat olmuş oluyor. Bu sebeple önce ona çare bulması lazım. Vezir E3 oynuyor. Burada ilk etapta baktığımda hemen şey diye düşündüm. Acaba hani uzun rok atılabilir mi? Hani önce bir şahımızı güvenlik altına alalım ondan sonra saldırıya başlayalım diye. Ama Blackburn kendisiyle genelde adı geçen hamlesini yapmış oluyor burada ve G5 oynuyor. G5 o kadar güzel hamle ki yani burada işte herhangi bir alıştan sonra hem böyle işte haş hattını açmış oluyorsunuz hem de hiç dokunmayıp belki de kale G8 oynayacaksınız ve şahı baskınızı sürdüreceksiniz. O yüzden beyazların hemen yaptığı şey vezir kesmeye çalışmak olmuş. Vezir G3 ile. Çünkü biliyor ki beyazlarda yani bu oyunda herhangi bir vezir kesimi yaparsam bu sefer atağı da atlatmış olacağım. Ama siyahlar burada hemen vezirini bırakmak yerine atağına devam etmeyi tercih etmiş. Ve kale G8 oynamış. Belki bu hamlede size hani burada vezirleri kesmek gibi gelebilir ama beyazlar burada işte vezir çarpı H4 alamıyor. Çünkü vezir H4 alsaydı G çarpı H4, şah H1, fil G2 ve şah G1 devamında artık bu şah
Gebir Kalesi'ne mahkum olacaktı ve herhangi bir taşı beyazlar boşta olarak beyaz karelerde bıraksaydı açarak şahlarla onu siyah alırdı ve burada şah oraya mahkum olduğu için direkt işte uzun oklar, at F6'lar falan oynanabiliyor ve böylelikle siyahlar burada oyunda bayağı rahat olurdu. Bu sebeple bu varyanta girmemiş ve Vezir G3, Kale G8'den sonra Fil F1 oynamış. Şimdi ilk akla gelen diyorsunuz ki mesela işte fil çarpı F1 alsa ama fil çarpı F1'den sonra işte hemen vezir H4'ler var. İşte burada fil çarpı H1 alırsınız. Fil çarpı F1 alırsanız vezir H4, G4'ten sonra da şahla dönüp fili alıyorsunuz ve siyahın atağından geriye hiçbir şey kalmıyor. O yüzden siyahların başka bir şey bulması lazım. Ve burada siyahlar G çarpı F4 almış. Şimdi G çarpı F4'ten sonra kale boşta kaldı. Ama vezirle herhangi bir hamle yapamıyorsunuz. Yani mecburen kaleyi almak zorundasınız, öyle diyeyim. Vezir çarpı G8 mecbur ama siyahlar kale bırakmış oldu bir atak uğruna. Peki buradan ne çıkacak? Şimdi at F6 ve artık G hattında vezirin barınacağı herhangi bir kare yok. Ve bu sebeple artık vezir G4'ten aktarılmaya çok açık durumda. Vezir H8, vezir G4, şah H1. Şimdi G2'den mat fikirleri var, doğru, ama F1'deki fil bunu kesiyor. Doğru oynamak gerekiyor burada. Ve burada siyahların hamlesi F3. Şimdi F3'ten sonra artık fil çarpı F1 ve devamında vezir G2 oynayabilecekler. Fil çarpı H3 en azından onu bir hamleliğine yok etmiş oldu. Vezir çarpı H3 ve kale G1. Şimdi bu kareyi tutmuş oluyorsunuz ama şahınız o kadar sıkıştı ki, yani burada vezirin de burada birazcık pasif kalması sebebiyle durumlar karışıyor ve burada kazanan hamle at G4. Şimdi at G4'ten sonra iki çeşit mat edebiliyor siyahlar. Birincisi burada işte vezir H2 istiyorlar. Diğeri ise at F2 mat. Burada şimdi bir tanesine çözüm bulsanız diğerine bulamıyorsunuz. Yani mesela işte fil F4 gibi bir şey oynasanız, H2'yi tutsanız at F2 mat oluyor. Bu sebeple tek çarenin kale çarpı G4 olduğunu düşünmüş beyazlar. Ama vezir çarpı G4'ten sonra da G2 karesini tutabilecek herhangi bir taşınız yok. Ve bu hamleden sonra beyazlar oyunu terk etmiş. Evet, Blackburn'un yine o atak stilini gördüğümüz bir oyun oldu. Fedalar da vardı. Kale bıraktı ve çok güzel böyle yani atak yapabileceği güzel fikirler üretti. Belki Blackburn için hani bu ay son maçımız olabilir ama eğer istek gelirse ben tekrardan maçları incelemek isterim. Aynı zamanda bu videoya yine 1000 like alırsak ben de yeni video için kamera karşısına geçmiş olacağım. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu işi yapmak için güzel motivasyon oluyor. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.